Herkese merhaba, ben Deniz. Halkla İlişkiler bölümünden 2020 yılında bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun oldum. Bugün sizlere Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Altın Pusula yarışması ve ben ve arkadaşlarımı Altın Pusula ödülüne götüren proje sürecinden bahsediyor olacağım. Bu başarıyı tabii ki tek başıma elde etmedim. Grup arkadaşlarım Beren, Cansu ve Merve Naz'ın çok büyük katkıları, emekleri vardı. Dolayısıyla özellikle proje sürecini anlatırken grupça neler yaşadık, neler yaptık, bunlara değinmeye çalışacağım. Şunu söylemekte fayda var. Altın Pusula ödülleri bizim sektörümüz, bizim alanımız için gerçekten çok kıymetli ve prestijli bir ödül. Bunu anlamanın en kolay yolu da aslında kategori çeşitliliğini incelemek ve her bir kategoride yarışan kurumların, markaların isimlerine bakmak. Aynı şekilde genç iletişimciler kategorisi, ki bu bizim ödül kazandığımız kategoriydi, çok büyük önem taşıyor. Bunun da sebebi geleceğin iletişimcisi olarak görülen gençlerin, yani bizlerin bu kategori altında yarışıyor olması. Yine bu kategoride de çok fazla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, çeşitli okullardan iletişim öğrencilerinin yarıştığını görüyoruz aslında. Brief TÜİT'ten hocalarımıza, hocalarımızdan da bizlere iletiliyor ve süreç bu şekilde başlamış oluyor. Bizim katıldığımız yıl konu sürdürülebilirlikti. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik özellikle günümüzün önemli gündemlerinden bir tanesi. O dönemde de çok ciddi bir önem taşıdığı için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş sürdürülebilirlik hedefleri üzerine bir halkla ilişkiler kampanyası tasarlamamız isteniyordu bizlerden. Biz de tabii ki biraz fikrimiz vardı ama detaylıca bir araştırma yaptık ve araştırmalarla fikirlerimizin örtüştüğünü gördüğümüz noktada da projemizi başlattık. Akdeniz'deki plastik sorununa değinerek sürdürülebilirlik hedeflerine çerçevelediğimiz Yüzeyden Derinliklere isimli kampanyamızı da aslında bu şekilde ortaya çıkarttık. Açıkçası dürüst konuşacağım, çok kolay bir süreç değildi. Zorlu, bol bol hırslı ve telaşlı bir süreçti. Biz grup olarak kazanmayı çok istiyorduk. Bireysel olarak zaten istiyorduk ama grup olarak bir araya geldiğimizde fark ettik ki gerçekten hırslı bir grubuz. Hırs güzel bir şey ama fazlası yorucu olabiliyor. Öte yandan okulumuz bu ödülü hiç pas geçmiyor. Biz 4. sınıfa gelene kadar her yıl bir 4. sınıf öğrencisinin bu ödülü kazandığını duyarak aslında buraya geldik. Dolayısıyla biz de kazanmalıyız, biz de başarmalıyız diye böyle bir ağırlık, bir sorumluluk ister istemez üzerinize alıyorsunuz. Bir de tabii ki brief'i alır almaz projeyi hazırlayıp TÜİT'e göndermek gibi bir durum söz konusu değil. Ara ara haftalık sunumlarınız oluyor. Bu sunumlarda hocalarınıza neler yaptınız bunları sunuyorsunuz. Bu noktada da tabii bir domino taşı etkisi var. En ufak bir hata kampanyayı yerle bir edebiliyor. Her şeyi baştan yapmanıza sebep olabiliyor. Sunum dönemleri öncesinde de bunun telaşı var. Bir de şu da bir gerçek. 4. sınıftasınız. Artık yavaş yavaş işte stajlar, çalışmalar vesaireler başlıyor. Dolayısıyla okul dışı çok fazla sorumluluğunuz oluyor. Ben çift anadal yapıyordum o dönem. Dolayısıyla benim yine okul içi de olsa ciddi bir ders yüküm ve dolayısıyla sorumluluğum vardı. Arkadaşlarım staj yapıyorlardı. Onlar aynı şekilde okulun dışında bir de stajla boğuşuyorlardı. Biz hazırlanmak için, çalışmak için o yüzden hep böyle akşam 7'den sonra buluşabiliyorduk. Çok yorgun argın olduğumuz bir dönemde ciddi anlamda odaklanıp iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyorduk. Saatlerce çalışıyorduk. Sonra eve dönüyorduk. 1-2 saat mola veriyorduk, vermiyorduk. Hemen WhatsApp'tan konuşmaya başlıyorduk. Zoom yapmaya başlıyorduk. Ya da hafta sonlarımızı mesela buna feda ediyorduk. Bu şekilde aslında zorlu bir süreçten geçerek biz bu ödüle gittik. Bu ödülün zaten kıymeti çok büyük. Bir de böyle büyük efor ve emek verince iyice sizin için değeri bambaşka bir noktaya geliyor. Biz bir de tabii ki özellikle mezuniyet dönemimiz çok şanssız geçti. Yani brief'i aldığımızda ve kampanyayı hazırlayıp TÜİT'e yolladığımızda evet Covid yoktu. Ama hemen akabinde Covid çıktı. Dolayısıyla her şey gibi bizim online'a alışma sürecimiz, işte mezuniyetimiz böyle biraz zora girdi. Çok büyük bir belirsizlik hakimdi özellikle Covid'in ilk dönemlerinde. Dolayısıyla yarışmaya katıldık ama yarışma ne oldu, ne bitti onu takip edemez bir hale geldik. Hemen akabinde mezun olduk. Mezun olduktan sonra da böyle bir acaba kazandık mı kazanmadık mı hala emin olamadığımız için bence biz kazanamadık, mezun olduk zaten diye de bize hiçbir şeyden bahsetmiyorlar falan gibi bir psikolojiye de girdik. Bunu da dürüstçe söylemekte fayda var. Ama günün
sonunda benim telefonum çaldı. Ben ilk haberi Çisil hocamdan telefonla aldım ve inanılmaz mutlu oldum. Kendisi bu videoyu izliyorsa mutlaka hatırlayacaktır. Havalara uçtum sevinçten. O telefonu nasıl kapattım ve arkadaşlarıma nasıl ulaştım inanın hatırlamıyorum. Yazdım, aradım, ses kaydı attım. Onlar bana cevap verene kadar kazandık kazandık diye böyle evin içinde turlar attım. Çünkü o kadar emek vermiştik ki bu emeğin karşılığını bir ödülle alıyor olmak tarifi imkansız bir his yaratıyor insanın içinde. Aynı şekilde arkadaşlarıma ulaştığımda onlar da büyük bir sevinçle bu durumu karşıladılar. Törenimiz maalesef online oldu. Hiç hayalimizdeki gibi böyle yüz yüze gelebileceğimiz, o ödülü dokunabileceğimiz bir tören yaşamadık. Ama yine de online'da da olsa projemizin adının herkese okunması tören esnasında, isimlerimizin aynı şekilde herkese okunması çok büyük bir gurur ve mutluluktu. Okulumuza bu başarıyı kazandırdığımız için de tabii ki ayrıca sevindik. Böylelikle genç iletişimciler kategorisinde Altın Pusula ödülü alan gruplar arasına grubumuzun adını yazdırmış olduk. Ben buradan şimdiden bütün bölümdaşlarıma bol bol şans ve başarı diliyorum. Kolay bir süreç değil ama biz gerekli donanımı alıyoruz okulumuzdan. Bu çok önemli bir şey. Bir diğer önemli nokta hocalarımızın her zaman bizlerin yanında olması. Kendinize ve kampanyanıza güvenin. Tabii ki de çok çalışın ama hatalardan ders çıkarak çalışmak da çok önemli. Az önce bahsettiğim sunum süreçleri de zaten aslında bu yüzden var. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak artık bunu bir gelenek haline getirdik. Dolayısıyla ben her yıl bu ödülün bir şekilde bizim elimizde olacağına inanıyorum. Umarım sizler de buna inanır, bu şekilde çalışırsınız, başarılı olursunuz. Biz de başarılarınızı büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyor oluruz. Herkese çok sevgiler.